Herkese iyi günler arkadaşlar. Tavuklarımı dışarıya saldım yine. İki üç gün önce yine böyle dışarı saldığım zaman dışarıda bir ses gelmişti. Sanki horozun ötmeye çalıştığını fark etmiştim. Ama sonra takip ettim, göremedim. Dün tekrar dışarıya çıkarttığım zaman 2-3 defa öttü. Hatta komik de bir durum oldu. Ötmeye çalışıyor, tabii yine ötmeye çalışıyor. Ötmeye çalışınca da diğer ferikler, tavuk da diyebiliriz çünkü artık tavuk sesi çıkartmaya başladılar. Diğer tavuklar korkup kaçtılar. Birinci defa öttü. Onlar korkup kaçtılar. Sonra takip ettim. İkinci defa yine aynı şekilde yine öttü. Daha doğrusu ötmeye çalıştı. Yine kaçtılar. Tabi o an için kamera hazır olmadığı için çekemedim maalesef. Yanına yaklaştığım zaman ötmüyor ama uzaktan takip ettiğim zaman ötmeye çalışıyor. Hatta uzaktan ötüşünü de çektim. Bu arada şu beyazlar Sussex tavuklar. Şu iki tane siyah da Atax. Bunlardan da bugünlerde şu an 17 haftalık oldular. İnşallah kılavuz yumurtayı bekliyorum. Keyfe bak, güneşi görünce mayıştılar. 2-3 gün önce baktığım zaman kümeste böyle şu siyah, öbür taraftaki özellikle, öbür taraftakiydi, şu an horozun yanındaki olan, böyle tenha yer arıyordu, sanki yumurtlayacaktı, yumurta salacaktı. Ben de kümesin içerisine iki tane kasa koydum, içerisine şunun mayışmasına. Kasaların içerisine de talaş koydum biraz. Kontrol ediyorum. Takip ediyorum bakalım. Ya normalde araştırdığım kadarıyla Atax'ta, Sussex'te 18 ile 20. haftalar arası yumurtlamaya başlıyorlar. Şu an 17. haftalarındalar. Bitti 17. haftaları. Aralık 15'inde falan, 14-15'ine çıkmışlardı. Hafta olarak hesapladığım zaman şu an 17. haftaları bitti. Ya, kılavuz yumurtayı bekliyorum bakalım. Horoz yavaş yavaş ötmeye başladı tavuklarda. Gıt gıt gıdak diye böyle ses çıkartıyor. Tavuk sesi çıkartıyorlar. Bakalım inşallah onlardan da birkaç güne kadar, bir hafta 10 gün içerisinde kılavuz yumurtayı göreceğimi, alacağımızı tahmin ediyorum. Hayırlısı olsun bakalım. Şu ana kadar sağlıklı bir şekilde büyüdüler. Sağlıkları yerinde, çok şükür. Bakalım inşallah. Horozun ötmeye başladığını gördük. Tavukların da yumurtasını görürüz inşallah. Evet. Epeydir havalar yağmurluydu. Güneş görmemişlerdi. Tabii şimdi güneşi görünce bir yandan mayışıyorlar. Bir an önce toprak banyosu yapıyorlar. Hadi bu iki Sussex tavuk. Yani şu da horoz gibi duruyor ama
İnşallah horozdur. 2 artı 1 olur. Bunları ayrı yere kapatıp ayrı besleyeceğim. Çünkü susekleri, gerçi şu an civciv var ana kucağında ama büyürse bunları çoğaltmayı düşünüyorum. Susekleri çoğaltmayı düşünüyorum inşallah. Yapraklarda böcekler var. Onları almaya çalışıyor. Bu tavukları bu şekilde seyretmek gerçekten çok güzel oluyor. İnsanın hoşuna gidiyor. Hele şu virüsten dolayı dışarıya çıkılmadığı günlerde. Böyle gelip bunları izlemek, bunlarla meşgul olmak gerçekten ayrı bir zevk veriyor insanlara. Tabii bunu hayvansever olmayan bilemez. Emek veriyorsun. Küçükken bunlar hep makineden çıktı. Kendi yaptığım makineden çıkarttım bunları hep. Büyüdüler. Bugünlere geldiler. Bakın horoz öpmeye başladı. Tavuklar yakında inşallah yumurta salmaya başlayacaklar. İnsan emeğinin karşılığını görmesi, böyle büyüdüğünü görmesi gerçekten çok hoşuna gidiyor. Hele yarın bir günde yumurtalarını almaya başlarsak o apayrı bir güzellik olacak. Maşallah hepsinin. Maşallah demeyi esirgemeyin arkadaşlar. Çünkü nazar haktır. Nazara inanıyoruz. Hani Peygamber Efendimizin sözü, hadis-i şerifi var ya, insanın nazara deveyi kazana sokar diye. Nazar öyle. İnsanları mezara sokar, deveyi de kazana sokar. Öldürür yani kısacası. Onun için maşallah derseniz sevinirim. Mevlam daha güzellerini size nasip eylesin inşallah. Evet, tavuklarımız bu şekilde. İsterseniz bir de bıldırcınlarımızı bir görelim. Ondan sonra videomuzu kapatalım. Evet, yaklaşık 35 günlük olan bıldırcınlarımız da buradalar. Albino, Japon, evet şu Kıbrıs. İnşallah Kıbrıslarda çoğaltmayı çalışacağım. Seviyorum Kıbrısları. Arkada bir tane, iki tane Kıbrıs var. Gördüğüm kadarıyla. Dört tane beyaz var. Albino var şu anda. Bir tane şurada blue dediğim mavi renk var. Onu tam çözemedim ne olduğunu. Bunlar burada. Yerleri biraz kirli şu anda. Henüz daha temizlemedim. Temizleyeceğim inşallah onu da. Hadi yakında, iki hafta içerisinde bunlar da yumurtaya başlar diye bekliyorum. Ama bunların içerisinde de şu anda 15 tane falan var. Bunların içerisinde de ya sanki erkek çok gibi, yani dişinin çok daha çok olmasını isterdim. Ama gördüğüm kadarıyla erkekler daha fazla gibi ama hayırlısı. Ona göre bir ayar yaparız inşallah. Bir de anaçlarımıza bakalım. Anaçlarımız da buradalar. Evet, şuradan toprak olan kısma geçiş yapıyorlar. Oradan oraya, oradan oraya.
Bazen buraya geliyorlar. Bazen şu aradan arka tarafa, toprak zemine, toprak olan yere geçirler. Yani buraya geçirler. Burada toprakta eşeleniyorlar, yemiyorlar. Genelde buraya yumurtluyorlar. Evet. Otomatik suluk sistemi var. Evet, anahtarlarımız da bunlar. Altlar tabii kirlenmişine temizleyeceğiz onu da inşallah. Videodan sonra onu temizliğini yapacağım, bakımını yapacağım inşallah. Evet. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, abone değilseniz de abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Herkese iyi günler diliyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Bay bay.